Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Perşembe güncelleme bitti arkadaşlar, bakım bitti. Şimdi oyuna giriş yapıyoruz. İlk defa canlı canlı böyle hani hiçbir şekilde oyuna girip bakmadan videoya giriş yapıyorum. Bakalım 101 101 102 101 Messi mi? Video oynatalım bakalım ne diyormuş. Hiç videoda oynatmamıştım. Bakalım bu ne? Sesini açayım biraz. Messi. Aa bende şey sesi kısık ya telefonda. Geçelim videosuna bakarız sonra. Evet, giriş bonusu. Giriş bonusu Hello kampanyası. Bir tane daha giriş bonusu. Bir tane Lig Amerika oyuncusu Lionel Messi hediye edildi. Önemli kullanım şartlarında rezervasyon ne demiş? Rezervasyon ödeme alakalı dolandırıcılık. Anladım. Dolandırıcılıkla ilgili hesapları banladıklarını söylüyorlar. Çıkalım buradan. Messi az önce hediye edilen Messi Golden Messi galiba. Evet, gelen kutusunda Messi var. Messi'mizi alalım bakalım. Evet, 85'lik Messi 95 şey 98 90 100 olur falan. Şimdi bu gelen Big Time Epic Messi falan vardı. Onları ben anlayamadım. Lig Amerika oyuncuları. Şöyle bir bakalım bakalım bir dakika. Heh, şurada. Mesela şuradan bakalım. 150 oyuncu içerisinden çıkartacaksın. Abi bu ne lan? Santrafor kartı. Oğlum özelliğe bak lan. 98 sıkı top tutma daha yükseltilmemiş hali. Bitiriciliği kaç? Bir dakika. Bitiriciliği 80. Futbolun kralı 4. Top sürme 4 şey güçlendiriciliği basmışlar. 4 tane güçlendirici basmışlar bu. Bir de ortadakine bakalım. Bu da sağ açık kartı. Bu da top sürmesi 94. Hızlanması falan da iyi olur abi bunun bence. Bu da tanrı vergisi. Tövbe estağfurullah. Aşağı Allah'ım günah yazma ya Rabbi. Tanrı vergisi ne oğlum? Allah vergisi. Top sürme alçaktan pas. Bitiricilik ve şut gücü. Oyuncu istatistiklerinde 4 artış. Bir de şuna bakalım. Bu da ayakkabıyı mikrofon niyetine kullandı. Bu da hangi kartı? Bu da sağ açık kartı. Bunun top sürmesi 82. Bitiriciliği hava hakimiyeti var lan. Kafa 84. Hızlanma bu da çok iyi. Bu da neymiş? Kaderin elçisi bitiriciliği kafa hız ve hızlanma istatistiklerinde 4 artış. Yani anladığım kadarıyla arkadaşlar bu burada ilk Messi'de top sürme, sıkı top tutma ve fiziksel teması yüksek. Bunda top sürmesi yüksek. Hava hakimiyeti de yüksek. Ki top sürmesi, pasları ve bitiriciliği yüksek. Bunda da hızlanma, alçaktan pas, yüksekten pası yüksek. Ama çok yani ya insan bundan top açılımı yapsa mı yapmasa mı çok kararsız kalıyor. Zaten bir sürü Messi var. Elimizde 103'lük güçlendirici Messi. Ulan madem bunu getirecektin niye bize paket aldırdın? Senin Allah belanı versin be. Enzo Fernandez, Alvarez, Martinez, Jordi Alba, Sergio Busquets, Otamendi ve Alexis Sanchez var. Bir de son olarak Pedro var. Özellikle göze çarpan oyuncu olarak. Yani çok enteresan. Bir de arkadaki Big Time kartı ya şimdi. Yani açılmaya değebilir, değmeyebilir. Abi bilmiyorum ya. Çok kafa karıştırıcı. Neyse haftanın oyuncularına bakalım şöyle. Daha bakacağımız çok şey var. Erling Haaland gelmiş. Haaland muhtemelen 100 olur arkadaşlar. Ondan sonra Bellingham gelmiş. Tahmin etmiştim Bellingham'ın geleceğini. Biliyordum daha doğrusu. Bellingham da gelmiş. Leroy Sané gelmiş sol kanat olarak. Nketiah gelmiş. Bu hafta çok güzel kartlar var. Buengoro, Lozano, Di Marco gelmiş. Isco gelmiş. Pinok gelmiş. Pavoletti gelmiş. Ve Chevrolet gelmiş kaleci olarak. Bunlar haftanın oyuncuları. Bir de Şampiyonlar Ligi oyuncuları kartı var. Onlara da bakacağız. Jamal Musiala, Donnarumma, Gabriel Jesus, Camavinga gelmiş. Ondan sonra Evanilson, Harry Maguire gelmiş. Akanji var.
Barenetskaya gelmiş. Ondan sonra Gimenez var ve Firmin. Bu Firmin genç bir oyuncuydu. Tamam, maça ilk çıktığı an gol atmıştı. Tamam, bunun muhtemelen zaten süper yedek özelliği de vardır, bakalım. Yokmuş lan. İnsan bir süper yedek koyar oğlum, bu yedek olarak girmedi mi? Her neyse, girdiği gibi gol attı ama yani 4 yıldızı getirmişler. Bir de kim bu? Napoli'nin stoperi Nathan var. Yani çok düşük seviyeli getirmiş bunları. Ama top açılımı yapacak arkadaşlar, tavsiyemdir. Kesinlikle haftanın oyuncularından açılım yapın. Yani burada çok iyi oyuncular var. Hani Haaland'ınız, Bellingham'ınız, Sané'niz, Nketiah'ınız yoksa buradan top açılımı yapın. Hepsi de çok iyi oyuncu. Muhakkak üçünden birini yakalarsınız. Ve son olarak şeyler nerede? Oğlum şeyler nerede? Heh, burada. Adaylı sözleşmeler. Golden Kulusevski var. Kolomani var. Antonio Silva var. Gravenberg var. Gravenberg gelmiş ya. Vay be. Bu Gravenberg'in kartını soranlar vardı. Alın size Gravenberg. Ondan sonra Aymer Oras, Gordon, Valanzer. Ya bu ne ya? Çao. Oğlum bu ne lan? Adam gibi kart getirsene ya. Kulusevski'nin özelliklerine bakalım. Gezici kanat, ofansifte de oynayabiliyor. Top sürmesi falan yüksek olursa iyi olur. Hız hızlanması da yüksek olursa iyi olur. İçe sektirme, tek pas, ara pas verme, dış plase özelliği varmış. Marsilya dönüşü özelliği varmış. Kulusevski'nin. Kulusevski belki alırım, belki almam, bilmiyorum. Bir de Kolomani var. Kolomani santrafor. Geriye gelen forvet özelliği var. Bitiricilik ise 78'den başlıyor. Hava hakimiyeti varmış. Pozisyon takibi. Antonio Silva'ya da bakalım. Stopermiş. Defansif özelliklerine şimdiden bakalım şöyle. 73'ten başlıyor. Bilmiyorum. Yani buradan hangisini alacağım henüz karar vermedim. Tabii ki de daha yeni başlıyoruz. Size söylerim arkadaşlar, ben yarın hangi oyuncuyu almanız gerektiğini. Demek böyle ha. Ya şu Messi ya. Acaba diyorum, top açılımı denesem mi şu Messi'lerden? Gelir mi acaba? Şans mı değil mi bilmiyorum. Bakarız duruma göre arkadaşlar. Yani çok, şöyle bir ekran görüntüsü çekeyim. Çok kafam karıştı ya gerçekten. 3 tane ayrı ayrı Messi getirmişler. Ulan içimiz dışımız Messi oldu be. Ya inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Başka etkinliklere bakalım bir de. Evet, yapay zekaya karşı Avrupa Ligi etkinliği gelmiş. Buradan ne alıyorsunuz bakalım? Buradan 60 bin GP, bir tane beceri antrenörü alıyoruz. Kullanıcı maçları varmış. Buradan 50 e-futbol parası alıyoruz muhtemelen. Evet, 50 e-futbol parası. Şöyle gelelim. Lig Amerika etkinliği. Bundan Lig Amerika oyuncusu veriyor arkadaşlar. Bir tane. Ondan sonra 60.000 GP veriyor. Şey nerede lan? Brezilya Ligi etkinliği gelmiş. Buradan haftanın oyuncularından falan vermiyor mu ya? Heh, buradan bir tane haftanın oyuncularından Worldwide tesadüfi anlaşma veriyor. Evet arkadaşlar, ücretsizi Brezilya etkinliğinden alabiliyorsunuz. Ondan sonra kullanıcı maçları Lig Amerika etkinliğinde ne veriyormuş? E-futbol parası mı veriyor acaba? Bakacağız. Bakalım hemen. E-futbol parası veriyor. Çıkalım buradan. Evet, son olarak Victoria Ryan mücadele etkinliğe gelmiş. 4'e düşürmüşler. Normalde 5 galibiyetti galiba. Buradan da ödüller veriyor tabii Victoria Ryan'dan. Antrenör ve GP veriyor arkadaşlar. Evet, etkinliklere de baktık. Yani bugün, bu hafta 100 e-futbol parası alabilirsiniz. Zaten burada şey diyor arkadaşlar. Şöyle ayrıntılara tıkladığımızda şey mi var acaba? Hedefler kısmında yeni mi eklenmiş? Aynen, Messi hedefi var. Messi hedefinden ne alabilirsiniz? Ayrıntılara tıkladığımızda bir şey göstermiyor. Ne diyor? 60.000 antrenör puanı ve 60.000 GP diyor. Başka şeye bakalım bir de, dur. Maç bileti kısmına bakalım arkadaşlar. Kim bu?
Mudrik gelmiş. Orta kısımda Chelsea'nin Mudrik'i 96'ya 94'e kadar çıkıyor. Kadroda 97 olur. Ayrıca 500 yani orta kısma gelmiş. Alt kısımda neden 20 92'lik sağ bek varken orta kısımda 94'lük sol açık var? Yani alt kısmını daha fazla daha yüksek seviyeli bir oyuncu olması gerekmiyor mu? Sonuçta oraya daha çok para harcanıyor ya Konami. Başka e-futbol puanları kısmına bakalım herhangi bir şey var mı? Yani olsaydı söylerdik Konami'de yok. Bebeto, Rankine aynı oyuncular. E-futbol parasında bir indirim falan yok mu? Yok, e-futbol parasında da bir indirim yok. Herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar, gelenler gidenler bunlar da ya. Yani Messi paketi beni çok kafamı karıştırdı, bilmiyorum. Güzel gibi de duruyor ama açılmaz gibi de duruyor. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Top açılmanızı yapın. Lütfen like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.